Fıkıh Penceresi. Fıkıh Penceresi. Profesör Doktor Faruk Beşer. Merhaba sevgili dinleyenler, Allah'ın adıyla ve Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam okuyarak bugünkü fıkıh sohbetimize başlıyoruz. Yine bizde var olan, gelmiş olan soruları cevaplayacağız. İyi dinlenildiği takdirde yararlanılacağını, en azından yahu ne yapıyorsun diye ikaz etmeyi gerektiren sorular olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Dolayısıyla dikkatlice dinlemeyi istemek hakkımız olmalı sevgili dinleyenlerimizden. Vacip olarak kesilecek olan kurbana akika kurbanımı ortak hisse yapabilir miyim diyor bir izleyicimiz, dinleyenimiz. Doğrusu bunu bazı alimler çok hoş karşılamazlar. Yani kurban için, kurban bayramında kesilecek, normal vacip kurbanımız için kesilecek olan bir hayvana sadece kurban olarak ortak olmak lazım derler. Bazı insanlar da bunun olabileceğini söylerler. Yeter ki Allah rızası için kesilmiş olan bir kurban olsun. Akika da olabilir, başka bir adak kurbanı da olabilir, buna katılabilir diye söylerler. Ama bu ikincilere rağmen Ebu Hanife, evet olabilir ama ben bunu hoş görmüyorum, mekruh görüyorum diye söyler. O zaman sonuç ne olmuş olur? Sonuç şu olmuş olur. Kurbanda ortak olacağımız büyük bir başa, büyük bir baş bir hayvana, akika kurbanımızla da önceden kesmek durumunda olduğumuz bir kurbanla da ortak olabiliriz. Ancak bu çok hoş değildir. En iyisi onları ayrı bir kurban olarak kesmek lazımdır. Ama şunu bilmemiz lazım ki kurban Allah için kesildiğinden dolayı böyle olan bir kurbana kurbandan başka bir maksatla, yani ben de ortak olayım, ben de et alayım filan maksadıyla ortak olmak caiz değildir. Böyle bir ortak olmuş olsa niyetler bölünmeyeceği için, bir hayvan tek bir hayvan olacağı için, onun bir parçası başka niyetle, bir kısmı başka niyetle olduğunda niyetler bölünmüş olacağı için, bu da mümkün olmadığından böyle bir kurbanın olmayacağını söylerler alimler. Dolayısıyla kurbana herkesin Allah rızası için kurban kesmek niyetiyle ortak olması lazım. Ve akika için, adak için girmiş olsa dahi niyetinin Allah rızası için olması lazım diye söyleyerek bunu bitirmiş olalım. Bir başka sorumuz, salih olmayan ve dini yaşantıdan uzak akraba ile görüşmeyi kesmekte bir sakınca var mıdır diyor. Yani iyi olmayan, İslam açısından bakıyor herhalde dinleyenimiz, bir akrabamızla ilişkimizi ille de devam edeceğiz. Önce şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in baş tarafında Allah bize bu Elif, La, Mim, Zalikel Kitabu La Raybe Fih diye başlayan surede önce müttaki müminleri tarif eder. Sonra arka sayfada İnnellezine Keferu diye başlayan sayfada kafirlerin özelliklerini anlatır. Biraz aşağıda Ve Minen Nasi diye başlayan ayette Men Yekulu Amenna Billahi, insanların öyleleri var ki Allah'a inandık derler ama aslında inanmazlar mealindeki ayetle münafıkları anlatır. İki sayfa sonra اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ diye fasıkları anlatır. Fasıklar kim? Müminler kim? Allah'a inanan, onun yolunda olan insanlar. Kafirler kim? İnanmayanlar. Münafıklar kim? İnanmadıkları halde inandık diyenler. Fasıklar kim? İnandıkları halde İnancının yerini, gereğini yerine getirmeyenler ve Allah'ın korunmasını emrettiği ilişkileri korumayanlar diyor. Allah'ın koyduğu, bunlara riayet edin dediği ilişkileri korumayanlar, sılayı korumayanlar, işte bunlar fasıklardır. Dolayısıyla Allah'ın bize emrettiği ilişkiler içerisinde bizim
Allah'la olan ilişkilerimiz vardır, ibadetlerimiz vardır. Bizim kendimizle olan ilişkilerimiz vardır. Bizim insanlarla, bütün insanlarla olan ilişkilerimiz vardır. Tabiatla, hayvanlarla, cansızlarla, canlılarla olan ilişkilerimiz vardır. Komşularımızla olan ilişkilerimiz vardır. Bizden olmayanlarla olan veya olması gereken ilişkilerimiz vardır. Bütün bunları Allah bizden istiyor. Bunların farz olanları, olması gerekenleri terk edilirse işte böyle bir insan fasık olmuş olur. Fasık olan insanların da husrana uğrayacağını Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Öyleyse bu ilişkiler içerisinde bir de bizim demek ki akrabamızla olan ilişkilerimiz vardır. Akrabanız iyi olursa, kötü olursa filan diye bir şey ayırmıyor Kur'an-ı Kerim. İyi olursa ona göre ilişkileriniz olmalı, kötü olursa ona göre ilişkileriniz olmalı. Durumu ona göre ayarlamalısınız. Dolayısıyla o nasıl olması gerekiyorsa mutlaka öyle olmalı. Hiçbir surette efendim ilişkinin olmaması, el tutulmaması, gidip gelinmemesi, yardımcı olunmaması bu olmaz. Hatta akrabanız mümin ve Müslüman olmasa dahi. Yani diyelim ki akrabanız çok kötü gerçekten. Efendim beraber olmanız, gitmeniz, gelmeniz, konuşmanız halinde sürekli size zarar veriyor. Sizin dininizle alay ediyor, aşağılıyor vesaire ise yapmayın bu ilişkileri. Ama onunla olan ilişki ne? Buna rağmen o sıkılsa, size yardıma gelse, yardım talebine gelse, sizden bir şey istese, efendim veya istemediği halde onun muhtaç olduğunu görseniz, ona el tutmak, onunla bu ilişkinizi canlı kılmak zorundasınız. Bir şekilde onunla ilişkilerinizi yürütmek zorundasınız. Dolayısıyla akrabanız ister salih olsun, ister olmasın ifadede olduğu gibi, onunla salih olanla salih ilişkileriniz vardır, salih olmayanla da ona göre ilişkileriniz vardır. Onlar olmalıdırlar, olmak zorundadırlar. Aksi takdirde Allah'ın emirleri yerine gelmiş olmaz. Şimdi diyor ki bir dinleyenimiz, lisans sözleşmesinde izinsiz çoğaltılması yasak olan bir CD'nin kul hakkına geçen kısmı şeyi olur mu diyor. Kul hakkı olur mu CD'yi kullanırsak, kısaca böyle söyleyelim. İfade biraz bozuk burada, mucib olur mu filan gibi bir şey söylenmiş. Evet olabilir, yani olabilir olmayabilir de. Şimdi bir takım insanlar meşru olan bir takım sanatları yapıyorlar. Bir takım bilgileri CD'lere koyuyorlar, kasetlere koyuyorlar. Ve bunlar benim hakkım, ben bunlar için bir sürü uğraştım, para harcadım, masraf yaptım. Yani lütfen kimse çoğaltmasın, herkes benden bunu alsın diye söylüyorlarsa o zaman buna uymak lazım. Bunu böyle olması lazım. Aksi takdirde haksızlık etmiş oluruz. Yani o zaman bu insanlar, bir takım insanlar, bizden olan bir takım insanlar böyle bir teşebbüste bulunmazlar artık. Yani arkadaş ben uğraşacağım, milyarlar harcayacağım, önemli bir sanat eseri oluşturacağım, önemli bir bilgiyi bir CD'ye koyacağım, ondan sonra onu piyasaya süreceğim. Satılıncaya kadar hemen insanlar onu kopyalayacaklar ve dağıtacaklar kendi aralarında. Ben bir şey kazanamayacağım, yaptığım bütün masraf boşa gidecek diye düşünürse böyle şeyler üretilir mi? Üretilemez. O zaman ne olur? Biz bu konularda geri kalmış oluruz. Oysa bu konular bugün dünyanın çok önem verdiği, müthiş bir savaşın, müthiş bir yarışın olduğu sahalar. Öyleyse bir defa bunun prensip olarak böyle bir şey olmayacağını bilmemiz lazım. Ama şunu da eklememiz lazım belki. Bazen böyle birisinin satışına engel olma tarzında değil, bunları çoğaltıp satma tarzında değil ama ben bir bilgiye ulaşmak istiyorum. Arkadaşımın elinde CD var. Efendim onda bu bilgiler var. Ben şu anda onu alma imkanına sahip değilim. Para verip alma imkanına sahip değilim. Sadece onları okuyup, onları dinleyip, onlardan bilgilenmek istiyorum. Kimseye de bunu çoğaltıp satmıyorum, çoğaltıp vermiyorum. Dolayısıyla benim o CD'yi kopyalamam mümkün mü? Yani bu da sadece bilgiye ulaşmak, bilgiyi insanların yararına kullanmak niyetinde olan insanlar için bunun da mümkün olabileceğini bir ölçüde sanıyorum. Fakat bu suistimale açıktır, bunu da bilmek lazım. İnsanlar kendilerini kandırabilirler, biz de kendimizi kandırabiliriz. Prensip olarak efendim bu lisans sözleşmelerine uymak ve saygı göstermek ve bu tür bir üretimin, ürünün çoğalmasına, gelişmesine yardımcı olmak lazım. Eğer o ürün gerçekten olması gereken, geliştirilmesi gereken faydalı bir ürün ise onu da böylece söylemiş olalım. Efendim diyor ki hiç görmediğimiz veya konuşmadığımız bir insanın bazı kötü huyları olduğunu düşünerek o kişi hakkında içimizden
bu insan şöyle kötü, böyle kötü, yanlış diye düşünürsek ve yanıldığımızı anlarsak o insanla helalleşmek gerekir mi diyor. Doğrusu gerekir. Yani gıybetin kalpten olanı da olabilir. Suizan da bir, suizan etmek de bir yasaktır. Biliyorsunuz Allah Kur'an-ı Kerim'de يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا جُتَنِبُوا كَث۪يرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ diye buyuruyor. Ey müminler, çoğu zanlardan sakının. Çünkü zanların çoğu günahtır. Yani kendiliğinizden onu bir söylentiye dayalı olarak veya kendi düşüncelerinizle onun öyle olduğunu varsayıyorsunuz ve o insanı kafanızda sürekli kötü bir insan olarak canlandırıyorsunuz. Ona karşı olması gereken tavrınızı göstermiyorsunuz veya olmaması gereken tavrı gösteriyorsunuz. Onun hukukuna tecavüz ediyorsunuz. Böylece o insana karşı bir kin ve nefret besliyorsunuz. Şimdi bakın, kin de nefret de suizan da İslam'ın yasakladığı olmaması gereken şeyler olduğu açık değil mi? Evet, açık. Öyleyse bunlardan kaçmamız Allah tarafından bizden istenmiyor mu? İsteniyor. O zaman bunları yapmamız günah olmaz mı? Olur. Günah olursa bir defa bunlardan tevbe etmemiz lazım. İkinci olarak da, ya arkadaş ben senin hakkında hep suizan etmişim. Kötü haberlere dayalı olarak veya kendiliğimden kötü düşünmüşüm. Yani öyle değilmişsin sen. Ben şimdi seni öğrendim. Çok iyi bir insanmışsın. Allah senden razı olsun. Sen bana hakkını helal et de demeliyiz. Eğer böyle dememiz onda bir takım infiallere sebep olacaksa, vay demek ki sen şuysun, şuymuşsun, buymuşsun diye yeni kötülüklere kapı açacaksa, o zaman söylemeyelim. Yani daha büyük kötülükler doğuracaksa söylemeyelim ama onun için Allah'a dua edelim. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bir duadır, bir yoldur, yöntemdir. Efendimiz diyor ki, deyin ki gıybet ettiğiniz adam için, Allahümme gfirli ve limen irtebtu. Ya Rabbi beni de, gıybet ettiğim insanı da, bu insanı da bağışla diye dua edin. Eğer böyle edebiliyorsanız, böyle dua edebiliyorsanız gıybet ettiğiniz insan için, onun hayrına dua edebiliyorsanız, o zaman demek ki gıybetin sebep olacağı kötülüğü izale etmiş, yok etmiş oluyorsunuz. O zaman sizin gıybetiniz affolur. Çünkü gıybetin esas haram olmasının sebebi, İnsanların birbirlerine karşı besleyecekleri kötü duygular ve onların sebep olacağı fiili kötülüklerdir. Siz böyle söylemekle kalbinizden ona karşı o kötü duyguyu attığınızı ispat etmiş oluyorsunuz. Yani ona dua ediyorsunuz, efendim onun bağışlanmasını istiyorsunuz kalbinizden Allah'tan. Demek ki o kötü duyguları silmiş oluyorsunuz. O zaman bu da o sizin gıybetinizin ve suizanınızın bir efendim kefareti olur. Böylece bu günah da silinmiş olur. Aksi takdirde söylemek belki kendisine, eğer mümkünse ve kötülüğe sebep olmayacaksa daha iyidir. Söyleyip kendisinden helallik almak lazım diyerek konuşmamızı bitiriyoruz. Ve önümüzdeki sohbetimize kadar Allah'a emanet olun derken bize dua etmeyi de unutmayın diye tembihliyoruz sevgili dinleyenler. Fıkıh Penceresi. Profesör Doktor Faruk Beşer.